Peki zeka gelişimini etkileyen bir bitki ürünü var mıdır acaba? Çok çok güzel bir soru. Evet, çok güzel şeyler var. Şimdi zeka ile ilgili Ginkgo biloba, geçen de bahsetmiştim. Çin'de yetişen bir ağaç, mabed ağacı. Yaprağı burada şeye benzer, aynı beyne benzer, iki loblu. Biloba zaten iki loblu demek. Ginkgo ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda beyne kan akışını artırdığı, hafızayı güçlendirdiği, damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözdüğü belgelenmiştir. Vücudumuz bir fosfolipid salgılar. Eğer ki bu kontrolsüz olursa zamanla trombozitler yapışarak binlerce trombozit bir araya gelir, pıhtı oluşur. Bu da beyin kanamasına sebep olabilir. Damarlarda yalanma, daralma, sertleşme sebep olur. Mesela ginkgo'nun birleşimindeki ginkoloidler bu trombozit pıhtılaşma kat sayısını düşürüyor. Yani kanı inceltiyor. Doğal kan sulandırıcı, doğal kan inceltici diyebiliriz. Bazıları ömür boyu efendim beyin kanaması riskinden veyahut da kalp krizi geçirmemek için doktorları kan sulandırıcı, kan inceltici ilaçlar veriyor. Kişi kimyasal ilacı bir gün, iki gün, üç gün değil, ömür boyu kullanıyor. Ne oluyor? Sürekli kullanılan kimyasal ilaçlar karaciğere zarar veriyor. Bakıyorsun karaciğerde yağlanmış, çok ağır hastalıklar ortaya çıkıyor. Veyahut da böbrekleri iflas ediyor. Veya beyne zarar veriyor. Kimyasal kan sulandırıcıları kullanmak yerine ginkgo kullanmak daha faydalı. Biz bununla ilgili çok güzel formül geliştirdik. Ginkgo beyne kan akışını artırır. Alıç kalbe kan akışını artırır. Yani her rahatsızlık için farklı farklı bitkiler var. Şimdi Ege Üniversitesi'nden bir doçentimiz, bir kimyager 15 yıl çalıştıktan sonra okuyan çocukların hafızasını güçlendirmek, sınavda başarılı olmalarını sağlamak, konuya odaklanmalarını sağlamak için bir formül geliştirmişler, IQ Plus diye. Bu tamamen bitkisel, kimyasal değil. Şimdi piyasada zeka ile ilgili birkaç tane zeka geliştirici olduğunu, hafıza güçlendirici olduğunu söyleyen haplar var. Bunlar ya multivitamin hapı, multivitamin hapları da kullanmak faydalı değil. Geçici olarak kişiye iyi geliyormuş gibi gözükse de uzun vadede multivitamin hapı kullanmak bağırsakları tembelleştirir. Kişi artık vitamin, mineral, enzim absorbe edemez, bağırsakları körerir. Silikleşir. Yani Amerikalılar öyle şimdi. Mesela benim tanıdığım birkaç tane Amerikalı vardı Almanya'da. Durmadan hap yutuyorlar. 10 çeşit, 15 çeşit. Çeşit çeşit haplar. Karaciğer avuç avuç hap yutuyorlar. Ne oluyor dedim. Vitamin, mineral, omega, şu, bu işte ihtiyacımızı karşılayacağız. Bağırsaklar ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Besinleri yediğimiz besinleri her şeyi emiyor zaten. Fazladan vitamin, mineral, enzim, şudur budur alırsanız ne olur? Lüzumsuz multivitamin hapları vesaire. Tembelleşir bağırsaklar, zamanla artık besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe etmez, körelir. Halı gibi olan bağırsaklar halı flekse döner. Ne oldu o zaman? Bağırsakların üzerinde 2 milyar kanal var. Halının üstündeki iplik gibi düşünelim. 2 milyar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Kimyasal ilaç kullandıkça halı gibi olan bu virüs denen kanallar silikleşir, halı flekse döner. Artık besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe edemez, tembelleşir. Multivitamin hapları tehlikeli. İyi değil. Sürekli kullanılır. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Sürekli kullanmak kişinin bünyesini, sistemi bozar, doğallığını bozar. Televizyonlarda reklam veriyor vatandaş veyahut da internette şurada burada. Hafıza geliştirdi, hap ürettik. Ne var içinde? B vitamini, efendim, mineral, çinko vesaire vesaire. Bunlar
Sünni ve sentetik olanlar da var içinde. Onlar zaten zararlı. Doğal değil. Bitkilerden yapılmıyorsa zaten bu vitaminler zaten bir faydası yok, zararı var. Mesela Finlandiya'da prostat hastalarına E vitamini verildi. Ne oldu? Prostat, iyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine döndü. Fayda yerine zarar verdi. Oo, 5000 kişi zehirlediler Finlandiya'da. O dediler, büyük yanlış yaptık. Geri döndüler ama vatandaş kanser oldu gitti. Ne oldu? Prostat rahatsızlığıyken, basit bir rahatsızlığıyken prostat kanserine dönüştü. Fazla E vitamini verdiler. Bir de sentetik E vitamini var, bir de bitkisel E vitamini var. Yani rastgele E vitamini de, mineral de almak rizikolu. Ama doğal olarak diyelim ki nedir? Alıç fazla aldınız ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Bünye bunu atıyor. Lazım olanı alır kullanır. Lüzumsuz olanı atar. Ginkgo biloba. Efendim bir kapsül almadınız da iki kapsül aldınız. Ginkgo biloba ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. İhtiyacını alır, ihtiyacı olmayanı atar. Bitkisel, doğal. Mesela diyelim ki bu keten, keten tohumu. Kişi bundan günde 3-4 defa bir çorba kaşığı yese ne olur? 2 çorba kaşığı yese ne olur? 3 çorba kaşığı yese ne olur? Yoğurtla veya sade. Hiçbir şey olmaz. Bağırsakları temizler. Keten tohumu kendi hacminin, büyüklüğünün 27 katı büyür. O kadar çok sıvı emer. Şişer, balon gibi. Fazlalsa ne olur, azalsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yan etkisi yok, yan tesiri yok. Yani tabii ki abartmamak gerekir. Yani bitkinin, buradaki bizim bahsettiğimiz bitkiler de tabii ki klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler. Rastgele bitki değil. İşte bu iki Türk ilim adamının yapmış olduğu yıllardır araştırmalar sonucunda bir formül geliştirmişler. Alko Plus. Zekayı geliştirici, hafızayı güçlendirici, kişiye, konuya odaklandırıcı. Birleşiminde ne var, nasıl böyle bir etki yapıyor diye bakacak olursak, üzerlik, 100. Yıl Üniversitesi Van'da iki ilim adamı yapmış oldukları üzerlikle ilgili araştırmada, üzerliğin birleşimindeki harmalin denen etken maddeler, beyni temizler. Tüm negatif düşünceleri, kötü duygu düşünceleri siler, arıtır. Aynı arabanın silgeci gibi. Nasıl silgeci çalıştırdığınızda camın önündeki bütün kiri pası temizliyor. Bu da beyin silgeci gibi. Beyinde bütün negatif düşünceleri, kötülükleri siler. Üzerlik. Ginkgo biraz önce söylemiştim. Hafızayı güçlendirir, beyne kan akışını artırır. Beyni besler. Ginseng yine aynı şekilde beyni besler, beyni güçlendirir, hafızayı güçlendirir. Ginseng ile ilgili 5000'den fazla insan üzerinde denenmiştir. Melisa yani oğulotu. Oğulotunun hafızayı güçlendirdiği, efendim beynin fonksiyonlarını artırdığı belgelenmiştir. Bunun gibi turunç kabuğu 19 çeşit bitki ekstraktı içerir ve Türkiye'de değil dünyada ilktir bu. Ha bir şey daha var bunun içerisinde. Nedir? Fulvik asit. Bunu da ilk kullanan herhalde biz fulvik asit. 30 yıl önce Almanya'da ben eczaneye gittim dedim ki efendim bağırsakları temizlemek için çok özel bir ürün istiyorum. Yani yıllar önce ben bu ürünleri buluşlar yapmadım. İşte bağırsak zehirlenmesine karşı, bağırsak mantarı yok etmek için, toksik maddeler emmek için. Eczacı çıkardı bana bir paket böyle toprak verdi. Dedim ne oluyor? Toprak almaya gelmedim ben, ilaç almaya geldim. Dedi ki bu toprak torf, ya şey kil, özel bir kil. Kil mi yiyeceğiz şimdi dedim. Evet bu özel bir kil, bağırsaklardaki toksik maddeyi emiyor, zehirlenmeleri önlüyor. Mantar ve bakterinin üretmiş olduğu toksik maddeyi yok ediyor. Allah Allah, böyle bir özelliği mi varmış dedim. Evet dedi. Şimdi mesela geçen buraya papağan getirdiniz ya, renkli, evet. Rengarenk. Bu papağanlar da mesela Afrika'da işte tropik ülkelerde meyve yedikten sonra meyvedeki asit midesini yakar. Papağan midesini korumak için, mide yangını, asidi önlemek için kil yer. Yani giderler ekstra ırmak kenarında papağanlar kil yer. O kil
o asidi emer, zararsız hale getirir. Sindirimi kolaylaştırır. Artı içerisindeki mineraller papağanı besler. Şimdi bu iki Türk ilim adamının yapmış olduğu klinik araştırma toprağı bu mesela dinozorlar, hayvanlar öldükten sonra işte kömüre dönüştü, petrol dönüştü vesaire. İşte bu tam dönüşmeden önceki haline leontrodin denir, toprağın en kaliteli kısmı. Ölmemiş hali, kömüre dönüşmemiş hali. Bunun içerisindeki en değerli madde fulvik asittir. Fulvik asit de 60 çeşit mineral içerir. Ne işe yarar fulvik asit? Fulvik asit mesela, bunu ilk kullanan bizik, başka yerde yok. Fulvik asit mesela ginkgo hapı alıyorsunuz. Ginkgo hapının içerisinde fulvik asit olursa ginkgoyu beyne taşır. Taşıyıcı özelliği var. Nakliye şirketi gibi. Taşıyıcı özelliği var. Mesela o ginkgonun etken maddelerinin %20'si, %25'i değerlendiriliyorsa %100'ünü değerlendirici özelliğe sahip. Vitamin, mineral, enzimlerin transportunda görev alır. 60 çeşit mineral içerir. Bir, iki hücrelere bu maddelerin taşınmasını sağlar. Neden? Bu şalet bildung derler, Almancası, Türkçesi. Bağlayıcı, kompleks bağlayıcı özelliğe sahip. Fulvik asit. İlk kullanan bizik ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış fulvik asit. Mineral içeriyor, artı etken maddeleri taşıyor. O kadar mükemmel bir şey. Biz işte o Almanların kullandığı toprağı, hala eczanede satır Almanya'da toprak, eczanede satılır. Kil bağırsakları temizliyor diye, bağırsak zehirlenmesi olanlara verilir. Biz bunu en önemli kısmını aldık. Yani özünü. Ve özünü geliştirdik. Geliştirdik ve çok çok etkili hale geldi. Bunu kullandığı zaman kişi mesela diyelim ki çocuklar ortaokul, lise, üniversite imtihana girmeden birkaç gün önce IQ Plus kullanmaya başladı. Sınava girdiği zaman unutmaz. Bildiği her şeyi yazar. Strese girmez çünkü stresi önleyen bir madde var. Nedir? Sarı kantaron. Sarı kantaronun birleşiminde %1 oranında hipoforin var. Hipoforin ne işe yarar? Bir, serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Kişiye mutluluk, neşe verir serotonin hormonu. İki, noradren hormonunun salgılanmasını artırır. Noradren ne işe yarar? Dikkat dağınıklığını önler. Kişiyi konuya odaklandırır. Üç, glutamat salgılanmasını artırır. Ne işe yarar? Glutamat kişiye haz verir, lezzet verir. Neden lezzet verir diyeceksin? Yaşam kalitesi. Hayata bağlan, hayatı sevme. Yediği, içtiği, her şeyi sevme. Zevk verir. Hayattan zevk aldırır. Artı dopamin salgılanmasını artar. Bu da kişide ileride Parkinson olma ihtimalini ortadan kaldırır. Beyni besler. Yani sadece bu 19 bitkiden birinden bahsediyorum. Yani o kadar güzel özelliklere sahip. Kullanan kişi konuya konsantre olur. İster öğrenci olsun, ister okuyan, araştıran yazar olsun veya araştırmacı olsun. Öyle zannediyorum ki bugünlerde zaten çok faydalı olacak bu zeka geliştirici. Çünkü daha okullar yeni açıldığı için öğrenciler adına çok faydalı olacaktır. Evet. Unutmamaları için yani. Mesela kişi kullandığı zaman hem rahat uyur, güzel rüyalar da görür. Kullandığı zaman güzel rüyalar görür. Rüyalarını dahi etkiliyor. Pozitif, güzel rüyalar gördürüyor. Evet. Her şeyin güzel olmasını diliyoruz tabii ki insanlar için ve bugün de programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın sabah yine saatler 9.30 gösterdiğinde biz tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın.